Merhaba arkadaşlar, uzun süre sonra tekrardan biyosenteze video çekmek için karşınızdayım. Yani aslında çok aniden bir karardı bu benim için. Yani ya bir kalıtım videosu mu çeksem acaba diye şu dönemde. Çünkü artık TYT birçok arkadaşın bitmiştir. En sıkıntılı olan ya ben soy ağacı yapamıyorum diyenlerin bulunduğu bir yerdeyiz arkadaşlar. Ben de soy ağacı yapamamanızı istemediğim için... Yani cümleyi şöyle mi kurmam gerekiyor acaba? Yapmanızı istediğim için, net çıkarmanızı istediğim için net olarak karşınızdayım arkadaşlar. Ben Yağmur Hoca, tanımayanlara selam olsun öncelikle. Bir süredir YouTube kanalına video çekemiyorum. Belli başlı sebeplerim ve belirli başlı yoğunluklarım var. Ki bu videoyu çekmeye karar verdiğimde de yine bir kalıtım videosu çekiyordum. Çap yayınlarıyla birlikte çalışıyorum. Belki bilenleriniz vardır. O yüzden bir de kendi kanalıma bir video yüklemek istedim bu konuyla alakalı. Hiç değerli vakitlerinizi almak istemiyorum ve konuya başlamak istiyorum. Konunun belli başlı önemli yerlerini aldım arkadaşlar. Daha doğrusu önemli gördüğüm her yeri aldım. Soru çeşitlerini göstererek ilerlemek istiyorum. Akabinde tabii ki de içerisinde konu anlatımı vesaire de olacak. Şimdi ilk kısımla başlayalım. Bakın şu 6 tane ifade var. Yani bu 6 ifadeyi bilmek zorundasınız. Başka bir şansınız yok. Başka bir alternatifiniz yok arkadaşlar. Şimdi genotip nedir? Fenotip nedir? Şimdi genotip dediğimiz diyoruz ki biz genotip genlerin tamamı demek. Bakın genotip ifadesi geçiyorsa iki genin iki karakterin de orada olması lazım. Yani mesela büyük A varsa küçük A'nın da orada olması lazım. Mesela yani. Ya da büyük A büyük A ise iki tanesinin de orada olması lazım. Ya da küçük A küçük A ise orada olması lazım. Sorularda geliyor genotipli birey. Genotipli birey nedir mesela? Atıyorum büyük A küçük A. Bakın 2A da orada. İster het baskın ister çekinik. Büyük B büyük B. Devam edelim. Büyük D büyük D olsun. Hadi bir de büyük E küçük E'yi yazdık. Bakın bu genotipli birey diyoruz. Yani iki harf diyelim daha doğrusu. Yani iki harfin de orada olması gerekiyor. A ise büyük A'nın, küçük A ise küçük A'nın. İkisi de aynı olabilir. İkisi de farklı olabilir. İkisi de orada olacak. Fenotip ne? Fenotip de bunun dış görünüşü. Yani bakın büyük A küçük A'yı vermiş. Ya bu büyük A küçük A'nın dışa yansıması nedir? Bu büyük A küçük A'nın dışa yansıması büyük A'dır. Tek bir harf olacak bakın fenotip. Bunun da dışa yansıması büyük A'dır. Bunun dışa yansıması küçük A'dır. Bakın fenotipi tek harfle, genotipi çift harfle ifade ediyoruz. Şuraya ben bir de küçük harf ekleyeyim de bu yalnız kalmasın. Bakın bu genotipli birey bana az önce verildi. Bu genotipli bireyin fenotipi nedir? Bakın A'lardan büyük A gelir, B'lerden büyük B gelir, D'den büyük D gelir, E'den büyük E gelir, F'den de küçük F gelir. Yukarıdaki çift harfli olan genotip, alttaki tek harfli olan ise fenotiptir. Peki homozigot ne? Homozigotluk baskınlık ya da çekiniklik aramaksızın iki harfinle, bakın harf olarak anlatıyorum kafanızda oturmasını istediğim için. İki karakterinde yani ikisinin de aynı olması. Büyük A büyük A ya da küçük A küçük A olması veya da XX bakın homozigottur. Veya da işte X üzeri büyük R, X üzeri büyük R mesela bunlar homozigottur. Veya da 0 0 kan grubu homozigottur. Heterozigot ise farklı olacak. Yani biri A iken diğeri küçük A olacak mesela. Biri A iken diğeri B olacak. Kan grubu bu da mesela. Biri X iken biri Y olacak. Bu erkek birey mesela. Peki dominantlık ne? Dominantlık dediğimiz şey büyük harfle temsil edilenler. Resesiflik yani çekiniklik dediğimiz şey ise arkadaşlar küçük harfle temsil edilenler diyoruz. Ve bir sonraki sayfadaki ilk sorumla başlıyorum. Bakın soruda genotipli birey size verilmiş. İşte ne demiş? Büyük K küçük K, büyük M küçük M, büyük N küçük N ile bireyle büyük K büyük K, büyük M küçük M, küçük N küçük N genotipli bireyi çaprazlayın. Çaprazladıktan sonra da bana bunların bu bireylerin fenotip ve genotiplerinin olabilecek ihtimallerini söyledi. Şimdi bakın bu tarz sorularda K'ları K'larla çaprazlamanızı tavsiye ederim. Yani şöyle büyük K büyük K. Sonra M'leri M'lerle çaprazlamanızı tavsiye ederim. Şöyle büyük M küçük M olacak. N'leri N'lerle çaprazlamanızı tavsiye ederim ki işiniz kolay olsun. Ben şu kalemi biraz incelteyim. Şimdi K'ları çaprazlıyorum arkadaşım. Bak büyük K büyük K. Büyük K büyük K. Devam ediyorum. Büyük K küçük K. Büyük K küçük K. Şunların hepsi büyük olacak. M'lere geldim. Büyük M büyük M. Büyük M küçük M. Büyük M küçük M. Küçük M küçük M. N'lere geldim.
Büyük ne, küçük ne? Büyük ne, küçük ne? Küçük ne, küçük ne? Küçük ne, küçük ne? Çaprazlama bitti. Çaprazlama nasıl oluyordu? İşte bunu bununla, bunu bununla, sonra şunu şunla, şunu da şunla çaprazladım. Diyor ki bana bunların fenotiplerin ve genotiplerin hangisi olamaz? Şimdi büyük K, büyük K. Bak ben bir kere cevap direkt buldum. Cevap Ceyhan. Neden Ceyhan? Şimdi bak, fenotip dediğimiz dış görünüş. Bakın K'lardan burası büyük K gelir. Burası büyük K gelir. Burası büyük K gelir. Burası büyük K. Küçük K gelme ihtimali var mı? Yok. Bakın bu da arkadaş direkt küçük K ile başlamış. Küçük K'lı fenotip olmaz. O yüzden ben direkt cevabı buldum. Hangisi olamaz dediği için büyük N, büyük N gelmiş. Bakın büyük N, büyük N var mı N'lerin içerisinde? Yok. O yüzden cevabım direkt olarak C seçeneğidir. Genotipli birey vermiş. Ben de dedim size genotipte iki tane harfi verir. Diyor ki fenotipi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yazıyorum. Küçük A, küçük A. Büyük B, küçük B. Büyük C, büyük C. Büyük D, büyük D. Küçük E, küçük E. Büyük F, küçük F. Şimdi bu birey bana verilmiş. Teşekkürler verdiğiniz için. Bunların ne yapacağım ben arkadaşlar? Fenotipini bulacağım. Bakın. A'lardan A gelir. B'den büyük B gelir. Büyük C gelir. Büyük D gelir. Küçük E gelir. Büyük F gelir. Şimdi küçük A ile hepsi başlamış. İkincisi büyük B olacak. A bu gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Üçüncüsü büyük C olacak. İkisi de durur. Büyük D olacak. Duracak. Büyük küçük E olacak. Duracak. Büyük F olacak. Cevabımız nedir? Ceyhan'dır der. Devam eder. Bir dakika. Demişler ki kral öldü, söyleyin kral geri döndü arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Size büyük K, büyük M ve büyük N fenotipli bir birey verilmiş. Bakın genotipini bilemem bak. Bunun genotipi büyük K, büyük K da olabilir. Büyük K, küçük K da olabilir. Bu büyük M, büyük M de olabilir. Büyük M, küçük M de olabilir. Büyük N, büyük N de olabilir. Büyük N, küçük N de olabilir. Bana fenotipini verdiği için genotipini şu an bilemem. Şu alt tarafı bir öncelikle silmek istiyorum. Şimdi devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Çok güzel yazamıyorum. Aslında yazım çok iyidir benim ama yani niye kendimi övdüysem şimdi. Neyse. Şimdi bu fenotipli bireyde arkadaşlar küçük K, küçük M ve küçük N verilmiş. Tamam mı? Diyor ki böyle bir birey de oluşabilirmiş. Yani çaprazlanmış. Bunların küçükleri çıkmış bir de. O zaman bunların küçükleri çıktıysa bunlar heterozigottur. Homozigot, baskın olamazlar. Küçüklerinin çıkabilmesi için. Yani velhasılı kelam siz büyük K küçük K ile büyük K küçük K'yı, büyük M küçük M'yi ve büyük N küçük N'yi çaprazlarsanız fenotipi küçük K küçük K, küçük M küçük M, küçük N küçük N bireyler oluşabilsin. O yüzden benim bireylerim nedir? Hepsi heterozigottur. Şimdi burayı buldum. Bireyimin genotipini buldum. Öncelikle birey genotipi bu olmayacak. Bakalım büyük ne büyük ne vermiş. Bu da gider. Büyük K vermiş. Bu da gider. Şu iki arkadaş kalsın. Ben devam ediyorum. Diyor ki anne ve babanın genotipleri. Anne ve babanın genotiplerini buldum. Devam ediyorum. Diyor ki çaprazlama sonucunda bu bireylerin oluşma olasılığı. Şimdi büyük K küçük K, büyük K küçük K ile büyük M, küçük M, büyük N, küçük N'yi çaprazlayacağım. Bir anne olsun, birisi baba. K'ları çaprazlıyorum. Büyük K, büyük K, büyük K, küçük K, büyük K, küçük K, küçük K, küçük K. M'lere bakıyorum. Büyük M, büyük M, büyük M, küçük M, büyük M, küçük M, küçük M, küçük M geldi. N'lere bakıyorum. Büyük N, büyük N, büyük N, küçük N, büyük N, küçük N, küçük N, küçük N geldi. Diyor ki büyük K oluşma olasılığı. Şimdi büyük K fenotip olarak kaç tane var bakın? 1, 2, 3 tane. Bu ne? Bu küçük K. 4 tanenin içinde 3 tane büyük K varsa büyük K gelme olasılığı 3 bölü 4'tür. Çarpı dedim. Devam ediyorum. Küçük M gelme olasılığı. Burası büyük M. Burası büyük M. Burası büyük M gelir. Aha bu küçük M gelir. Kaç ihtimal var? 4. D 1. 1 bölü 4. Çarpı. Sonra ne diyor? Küçük N gelme ihtimali. Bakın o da buradan 1 bölü 4 gelir. Çarptığım zaman cevap 3 bölü 64 olacaktır. İnşallah seçeneklerde vardır ki var. Devam ediyorum. 3 karakter bakımından homozigot çekinik genotip. Homozigot çekinik. Bakın homozigot çekinik 1. Ne geldi oradan? Paşalar gibi 1 bölü 4. Homozigot çekinik 2. Bu da ne geldi bakın? Paşalar gibi 1 bölü 4. Homozigot çekinik 3. Bu da ne geldi? Bu da 1 bölü 4. Hepsini çarptım. Cevap 1 bölü 64 olacaktır. Yani D seçeneği olacaktır. Şimdi ben burada size bir şey göstermek istiyorum.
Aslında en başında göstersem daha sağlıklı olabilirdi. Hiç düşünemedim. Hepinizden özür dilerim. Şimdi şunlar kalsın. Şu K'lar, M'lar kalsın. Şimdi ben burada size hatta K'lar kalsın sadece. Gerisinin hepsini siliyorum. Sadece K'ların üzerinden anlatayım. Hatta K'ları da silip yukarıya düzgün yazalım. Şimdi bizim K'ları çaprazladığımızı farz edin. Ne vardı K'larda? Büyük K, büyük K, büyük K, küçük K, büyük K, küçük K ve küçük K, küçük K vardı. Şimdi size bunun genotip çeşidi nedir onu bulacağım. Bakın genotip iki harfli haliydi, değil mi? Bakın büyük K, büyük K bir çeşittir. Büyük K, küçük K'lar bir çeşit. Küçük K, küçük K'lar bir çeşit. Yani kaç çeşit oldu? 3 çeşit. Neydi bunlar? Büyük K, büyük K, büyük K, küçük K ve küçük K, küçük K'dır. Genotip çeşidini buldum. Bir de genotipin oranı var. Yani diyor ki büyük K, büyük K'dan kaç tane var? Bir tane. Büyük K, küçük K'dan kaç tane var? İki tane. Küçük K, küçük K'dan kaç tane var? Bir tane. Sonra bir de bunun neyini bulacağım ben? Rasyonel olarak, yani olasılık olarak ifadesini. 4 tane mi var bakın toplamda? Evet. Büyük K, büyük K 4 tanenin içinde kaç tane? 1. O zaman ne oldu? 1 bölü 4. Devam ediyorum. Büyük K, küçük K 4 tanenin içinde kaç tane? 2. 4'ün içinde 2 bölü 4. Sadeleştir. Kaç gelir? 1 bölü 2. Büyük K, küçük K ihtimali. Küçük K, küçük K kaç? O da yine 1 bölü 4 olacak. Fenotip çeşidi nasıl olacak peki? Fenotipte bunların siz dış görünüşlerine bakacaksınız. Şimdi dış görünüşüne baktım. Buradan büyük K gelir. Buradan yine büyük K gelir. Buradan yine büyük K gelir. Buradan ne gelir? Küçük K. O zaman FÇ'sine, yani fenotip çeşidine baktığımızda iki çeşittir. Yani bir büyük K, bir de küçük K gelir. Ben bunun fenotip oranına bakacak olursam büyük K'dan kaç tane? 3 tane. Küçük K'dan 1 tane. Rasyonel olarak ifade edecek olursam büyük K'dan kaç tane? 3. Kaç tanenin içinde? 3. 4 tane. Bir küçük K'dan kaç? 1 bölü 4 oldu. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi, anlamışsınızdır ya. Benle alakalı değildir. İki tane bireyi çaprazlayalım. Şimdi çaprazlamaya başlayalım. K'larla K'ları demiştim zaten en başında. Büyük K ile küçük K, büyük K, küçük K, küçük K, küçük K, küçük K, küçük K. K'lar biter. Geldim M'lere. Büyük M, küçük M, büyük M, küçük M, küçük M, küçük M, küçük M, küçük M'ye geldim. Geldim N'lere. Büyük N, küçük N, büyük N, küçük N, küçük N, küçük N, küçük N, küçük N. L'lere geldim şimdi. Büyük L, büyük L, büyük L, büyük L, büyük L, küçük L, büyük L, küçük L. Şimdi diyor ki bana çaprazladık. Büyük K, şöyle yazayım. Büyük K, küçük M, büyük N ve büyük L fenotipli bir birey. Fenotip diyor benden. Fenotip istiyor. Şimdi şurası ne gelir? Büyük K. Burası ne gelir? Burası da küçük K gelir. Buradan büyük K'nın gelme olasılığı 1 bölü 2, küçük K'nın gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Şuradan ne gelir? Büyük M gelir. Buradan küçük M gelir. Büyük M'nin gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Küçük M'nin gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Buradan ne gelir? Büyük N. Olasılığı kaçtır? 1 bölü 2. Buradan ne gelir? Küçük N. Olasılığı kaçtır? 1 bölü 2. Buradan ne gelir? Hepsi büyük L. Yani 4'te 4 ihtimalden büyük L'nin gelme ihtimali 1'dir. Şimdi yerlerine usulca yazalım. Büyük K'nın gelme ihtimali kaçtı? 1 bölü 2 çarpı. Küçük M'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Ona da çarpı. Büyük N'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Ona da çarpı. Büyük L'nin gelme ihtimali 4 bölü 4'ten 1. O zaman ne yapacak cevap? 1 bölü 8 yapacak arkadaşlar. Evet, geldim şimdi bir başka soru tipine. Diyor ki bunları çaprazlayacaksın. Şu fenotipli kızı bulacaksın. Bu fenotipli erkeği bulacaksın. Bunların birbirine oranını bulacaksın. İşin içinden çıkacaksın. Şimdi bir A'ları çaprazlıyorum. Bakın. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. A'lar bitti. Şimdi geldim B'lere. Büyük B, büyük B. Büyük B, büyük bir dakika karıştırdım. Pardon. Sorry. Şimdi B'leri çaprazlıyorum. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B. Bunların hepsini yaptım. Şimdi diyor ki bana küçük A, büyük B fenotipli kız. Şimdi şunların hepsi zaten ne gelir? Buradan hepsi büyük A gelir. Şu ne gelir? Küçük A. Fenotipli kız da küçük A'yı sorduğu için küçük A'nın gelme ihtimali 1 bölü 4. Büyük B'nin gelme ihtimali buranın tamamından gelecek olan nedir arkadaşlar? Büyük B.
O zaman 4 bölü 4'ten 1 gelir. Bir de kız olma ihtimalini işin içine katarsak buradan 1 bölü 8. Erkek bireye baktığımızda büyük A'nın gelme ihtimali. Bakın 3 tane ihtimal var fenotip olarak. O zaman erkeğinki 3 bölü 4. Bir de büyük B gelme ihtimali. O da 1. Bir de erkek olma ihtimalini işin içine katacak olursak ne oldu bakın? 3 bölü 8. Bana diyor ki kızın oranının erkeğe oranı nedir? Kızın oranı neydi? 1 bölü 8 çarpı erkeğin oranı neydi? 3 bölü 8. 8'ler Allah'ına kavuştu. Cevap 1 bölü 3 yani B seçeneği olur arkadaşlar. Genotipli birey, fenotipli birey verilmiş. Ya bakın fenotipinin hepsi çekinikse bunun fenotipi nedir? Bunun fenotipi bellidir. Küçük A, küçük A, küçük B, küçük B, küçük C, küçük C, küçük D, küçük D. Bunu diyor büyük A, küçük A, büyük B, büyük B, büyük C, küçük C, büyük D, küçük D ile çaprazlı diyor. Çaprazlayalım A'ları birbiriyle. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A geldi. B'lere bakıyorum. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B geldi. C'lere bakıyorum. Büyük C, küçük C, büyük C, küçük C, küçük C, küçük C, küçük C, küçük C geldi. D'lere bakıyorum. Büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, küçük D, küçük D, küçük D, küçük D geldi. Umarım yanlış yapmamışımdır. Bireyin çaprazlanması sonucu büyük A. Şimdi A'ların gelme ihtimali kaç? Büyük A'nın gelme ihtimali 1 bölü 2 çarp. Büyük B gelme ihtimali bakıyorum %100 yani 1. Küçük C gelme ihtimali o da şuradan yine 1 bölü 2. Küçük D gelme ihtimali o da buradan 1 bölü 2. Böyle bir kız çocuğu olma ihtimalinden dolayı bir de 1 bölü 2. Çarptığımızda 8 1 bölü 16 yapar. Cevap da Bursa olur. Bir sonraki soruya geçir. Evet geldik böyle biraz daha kafa karıştırıcı sorular arkadaşlar. Soyaçları biraz daha ileride. Ben böyle temel ata ata gitmeye çalışıyorum. İnşallah da faydası dokunuyordur. Şimdi bakıyorum diyor ki büyük D, büyük E, büyük F fenotipindeki iki birey çaprazlanmış. Şöyle fenotipte bir birey oluşmuş. Bu iki birey çaprazlanırsa bu bireyler heterozigottur. Yani büyük D, küçük D, büyük E, küçük E, büyük F, küçük F ile yine aynı bireyin büyük D, küçük D, büyük E, küçük E, büyük F, küçük F çaprazlanacak ki küçük D fenotipli, küçük E fenotipli ve küçük F fenotipli birey gelebilsin. Ebeveynlerin genotipleri bulduk onları. Zaten heterozigot. Yani A seçeneği olabilir, B seçeneği olabilir. C olamaz, D olamaz ve E de olamaz. Devam ediyorum. Bunları bir çaprazlamamızı istiyor her zamanki gibi. Şimdi büyük D, büyük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, küçük D, küçük D. E'lere bakıyorum şimdi. Büyük E, büyük E, büyük E, küçük E, büyük E, küçük E, küçük E, küçük E geldi. F'lere bakıyorum. Büyük F, büyük F, büyük F, küçük F, büyük F, küçük F, küçük F, küçük F geldi. Şimdi devam ediyorum. Bakın. Büyük D'nin gelme ihtimali. Şimdi 4 tane ihtimalin içerisinden büyük D'nin gelme ihtimali 3 tanedir. Yani 3 bölü 4 yazdım. Sonra devam ediyorum. Küçük E'nin gelme ihtimali 4 ihtimalin içinden küçük E'nin gelme ihtimali 1 bölü 4'tür. Devam ediyorum. Büyük F'nin gelme ihtimali 4 ihtimalin içerisinden 3'tür. Yani 4'ün içerisinden 3 tane olduğu için cevap nedir? 9 bölü 64 olacak. Yani B seçeneğiyle devam ediyorum. Yine aslında cevabı bulduk ama biz devam edelim. 3 karakter için homozigot çekinik genotipli. Şimdi kırmızı siyah alalım. Homozigot çekinik. Yani diyor ki bana homozigot çekinikleri bir işaretle. İşaretledim. Bakın büyük D 1 bölü 4 çarpı küçük E'ler 1 bölü 4. Küçük E olacak o bu arada yanlış söyledim. Küçük F'ler 1 bölü 4. Bunları çarparsan cevabın ise 1 bölü 64 olacaktır. 3 karakter için heterozigot baskın olma olasılığı. Heterozigot baskınlar kimler? Bakın şunlar. Hemen maviyle boyuyorum. Heterozigot baskınları oradan hepsininkini seçtim. 3'ününkini de seçtim. D'den gelme ihtimali 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. E'den gelme ihtimali 1 bölü 2. F'den gelme ihtimali 1 bölü 2. Hepsini çarptım. Cevabım nedir? 1 bölü 8 olacaktır. Yani B seçeneği. Devam ediyorum. Bakın bu şekilde bir genotipli birey verilmiş. Gamet çeşidi sayısı. Ben gamet çeşidi sayısını 2 üzeri N formülüyle buluyorum. Buradaki N ise heterozigot ya da bir diğer ismiyle heterozigot ya da bir diğer ismiyle melez karakter sayısı.
Melez dediğimiz ne? Heterozigot birey. Bakın burada S'ler homozigot, D'ler ve K'lar heterozigot. O zaman 2 tane olduğu için 2 üzeri 2'den kaç geldi bakın? Gamet sayısı 4. Yani A olabilir, C olabilir ya da E seçeneği olabilir. Sonra devam ediyor. Küçük S'nin gelme ihtimali. S, küçük S küçük S'den küçük S'nin gelme ihtimali bir tanedir. Devam ediyorum. Küçük D'nin gelme ihtimali. Ya büyük D gelir ya küçük D gelir. Oradan kaç gelecektir? 1 bölü 2 çarpı. Büyük K'nın gelme ihtimali. Ya büyük K gelir ya küçük K. Oradan da 1 bölü 2. Cevap ne oldu bakın? Çarptığımız zaman 1 bölü 4 yaptı. Hemen 1 bölü 4 olan seçeneğimiz cevabımız A seçeneği çıktı zaten. Sonra küçük S ihtimali yine 1. Büyük D ihtimali o da 1 bölü 2. Büyük K ihtimali o da yine 1 bölü 2. Yine çarptık. Yine 1 bölü 4 çıktı. Cevabımız böylece nedir arkadaşlar? A seçeneğidir. Bakın bu da gamet çeşidi, genotip çeşidi bulma. Genotip çeşidi bulmanın formülü n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Genotip çeşidinin formülünü bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Çok özür dilerim. Şimdi bana baskınlık durumlarını vermiş. 4 tane alel var burada. 1, C, CH, CH, C. 4 tane alel var. Yani 4 çarpı 5 bölü 2'den n alel sayısı. Ne oldu bakın? 20 bölü 2'den genotip çeşidim sayım kaç çıktı? 10. Şu birinci öncülün cevabı. İkinci öncüle bakıyorum şimdi. Fenotip çeşidi. Şimdi bunların arasında eş baskınlık olmadığı için her biri kendi içinde bir fenotip olduğu için fenotip çeşidim alel çeşidi sayısıyla aynıdır. Eş baskınlık olmadığı için cevap 4'tür. Sonra üçüncü öncüle bakıyorum. Homozigot ve heterozigot birey sayısı. Bakın. Şurayı bir sileyim. Size gri kalemle göstereceğim. Şimdi bakın diyor ki bunu bununla, sonra bununla, sonra bununla çaprazla. Sonra bir de bunu kendisiyle çaprazla. Yani bakın büyük C büyük C gelir. Büyük C büyük C üstü CH. Büyük C büyük C normal H. Büyük C küçük C. 4. Devam ediyorum. Büyük C CH. Büyük C CH gelir. Büyük C küçük C gelir. Bir de kendisi var. Büyük C, 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 H. Büyük C, C, H var. Kendisini unuttuk. Sonra devam ediyorum. Bakın büyük C, H, büyük C, H, büyük C, H, küçük C. Bir de küçük C, küçük C var. Bakın toplamda 10 tane olması lazım. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Toplamda 10 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benden istediği ne bunların içerisinden? Gametlerin içerisinde homozigot sayısı ve bunların içerisinde bir de heterozigot sayısını soruyor bakın. Homozigot ve heterozigot sayısına bakıyoruz. Homozigot 1. Homozigot hemen şu var 2. Bakın bu da yine aynı birbirinin 3. Bir de şu var 4. Homozigot sayımı buldum 4. 10 taneydi zaten. 4 homozigotsa geriye kalan 6 tanesi heterozigottur. Umarım iyi geçiyordur. Vallahi ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sıkıntı olmuyordur inşallah. Şimdi devam ediyorum. Kan grupları. Soy ağaçlarında karşımıza bol miktarda çıkıyor kan grupları. Kim kime kan veriyor, ne yapıyor, nasıl yapıyor bunlara bakacağım. Şimdi bizim kan gruplarımızın durumu şu aslında. A ile B birbirine eş baskın. Ve ikisi birlikte sıfıra baskın. A ile A kan grubumuz var. B kan grubumuz var. Sıfır kan grubumuz var. Bir de A ve B birbirine baskın olamadıkları için eş baskınlıktan yeni bir fenotip oluştururlar. AB ortaya çıkmış. Bunların genotiplerine bakalım. Bakın A'nın genotipi 2 tane bulunacak demiştim. Bakın genotipte 2 tane bulunacak. A'nın genotipi AA, A0 olabilirmiş. B'ninki BB ya da B0 olabilirmiş. AB'ninki AB, 0'ınki de 00. Antijenleri kendisinin aynısı. Sıfırın antijeni yok. Antijen bu arada bakın nerede bulunuyor? Al yuvarda. Plazma yani antikorda ise plazmada bulunuyor. Anti B, anti A, B'ninki antikoru AB'nin yok. Sıfırın ise hem A hem de B. Burada kan grubu kısmına bakacak olursak. AB farkındaysanız herkesten kan aynı şekilde şöyle olacak alıyor. A kendini alıp verebiliyor. Ayrıca AB'ye veriyor. B kendinden alıp verebiliyor. AB'ye veriyor. Bir de sıfırdan alıyorlar. Sıfır ise sadece kendisine kan verebiliyor. Onun dışında sıfır
kimseden kan alamıyor kendi dışında. Şimdi devam ediyorum bakın. Bir de bunların antijen kısımları var. Antijen kısımlarına yani işte AA'ya kan verir ama bu pozitif mi negatif mi o önemli. Bakın pozitif, RH pozitif büyük R büyük R ya da büyük R küçük R ile temsil edilir. RH negatif ise küçük R küçük R ile temsil edilir şimdi. Burada da kan gruplarını bulunuyoruz. Yani ben klasik mantıkla anlatıyorum. Yani mantık şu, nerede ne çökerliyse orada o vardır diyorum bakın. Anti A'da A çökelme varmış. Bakın mavi boyanmışlar çökelme. O zaman burada A kan grubu var diyoruz. B'de çökelme var. B'de var. O zaman bakın bu birey ne oldu? AB. Anti D ise RH faktörü. Eğer çökelme varsa pozitif oluyor. Yani RH pozitif. Bakın A'da sadece çökelme var. Diğer ikisinde yok. A negatif. Bakın B'de çökelme var. RH kısmında çökelme var. B pozitif oldu. Sadece RH'da çökelme var. Bu ikisinde hiçbir şey yok. O zaman nedir? Sıfır pozitif oldu. Bakın A ve B'de çökelme var. A ve B'de çökelme var ama RH'da yok. AB negatif oldu. A'da çökelme var. Bakın bir de RH'da çökelme var. A pozitif. B'de çökelme var. Diğer ikisinde yok. O zaman B negatif. Aşağıya baktığımda kimse de çökelme yok. Bu da ne oldu? Sıfır negatif oldu. Kan gruplarının tayinini de bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir de kan uyuşmazlığı dediğimiz şey var. Şimdi kan uyuşmazlığında olmazsa olmaz olacak tek şey annenin negatif olması. Kesinlikle anne negatif olacak. Başka bir şansı falan yok. Babanın da pozitif olması lazım. Bakın baba pozitif. O zaman şu gitti mi? Şu da gitti mi? Gitti. Baba kesinlikle ne olacak? Pozitif olacak. Anne negatif %100, baba %100 pozitif olacak. İster büyük R olsun baba, ister küçük R olsun baba pozitif olacak. Eğer baba büyük R büyük R ise çocuk büyük R küçük R doğar ve kan uyuşmazlığı %100 görülür. Eğer baba büyük R küçük R ise yani heterozigot baskınsa kan uyuşmazlığı ihtimali çocukta ne yapıyor? %50'ye düşüyor arkadaşlar. Şimdi bakalım artık yavaş yavaş soy ağaçlarının kalıtımının içine girmeye başladık. Bakın soruda diyor ki anne ve babanın öncelikle genotiplerini bulalım. Şöyle şuraya anneninkini bulalım bakın. Annede A'da çökelme var, o zaman annede A var. B'de yok, o zaman anti D'de de çökelme var. Anne A RH pozitif. Devam ediyorum bakın. Babaya bakacağım şimdi. Babada da B'de çökelme var. RH'de pozitif de çökelme var. Babada nedir? B pozitif. Şimdi bakın. Devamında diyor ki bu ailenin sıfır kan gruplu çocukları olmuş. Bakın öncelikle ben size ihtimal değerlendirmeyi anlatayım. Şimdi bu anne A ise genotipi annenin ya AA'dır ya A sıfırdır. Bu annenin genotipi AA büyük R büyük R ya da büyük R küçük R'dir. A sıfır büyük R büyük R ya da büyük R küçük R'dir. Babaya bakacak olursam ben baba ya BB büyük R büyük R ya da büyük R küçük R'dir. Baba ya da B sıfır büyük R büyük R ya da büyük R küçük R'dir. Buraya kadar okey. Anne ile babanın bu ihtimallerin içerisinde hangi kan grubuna dahil olduğunu bulacağız. Ama sorunun devamında diyor ki bakın bunların sıfır çocukları olmuş. Yani sıfır çocuk ne demek? Sıfır sıfır küçük R küçük R demek. Şimdi anne AA olunca sıfır sıfır gelemez. Baba da AB BB olunca sıfır sıfır gelemez. O zaman anne A sıfır baba B sıfır olacak. Bu çocuk küçük R küçük R gelmesi için annede de babada da küçük R olması lazım. O zaman büyük R ne olamayacaklar? Olamayacaklar. O zaman şimdi buldum. Bakın annenin genotipi A0 büyük R küçük R. Babanın genotipi ise B0 büyük R küçük R. Buraya kadar tamam. Bakalım A seçeneği olabilir. B gitti. C gitti. D gitti. E de gitti. Zaten cevap A'ymış ama biz diğer seçeneklere bakalım. Bunu bulduk. Bu ailenin B0 negatif çocukları. B0 negatif çocukları olabildiğini bakmak için anneyle babayı çaprazlamam lazım. Anne A0'dı. Baba da B0'dı. Şimdi anne ile babayı çaprazladığımda AB gelecek. A0 gelecek. B0 gelecek ve 00. Bir de RH faktörlerinin çaprazlamasını gerçekleştireceğim. Büyük R büyük R. Büyük R küçük R. Büyük R küçük R. Küçük R küçük R gelir. Şimdi soruda ne diyordu bana? B0 çocuk olma ihtimali. Şimdi 4'ün içerisinden B0 olma ihtimali kaç? 1 bölü 4 çarpı. Negatif olma ihtimali 4'ün içerisinden bir tane yani o da 1 bölü 4. Cevap ne yaptı bakın 1 bölü 16 yaptı. Doğru mu? Evet bu da doğru. Bu ailenin AB pozitif çocukları. Bunu da farklı bir kalemle yapayım. AB ihtimali 4'ün içerisinden kaç? Bir tane yani AB olma ihtimali 1 bölü 4.
pozitif olma ihtimali. Bakın pozitif, pozitif, pozitif. 3 tane pozitif var. Yani 3 bölü 4 gelir buradan da. Cevap ne olacak? 3 bölü 16 olacak. Yani A seçeneğimdir. Bir başka soruya bakıyorum. Şimdi anneninkini hemen tespit edelim. Anne neymiş? Anne 0 negatif. Babanınkini tespit edelim. Baba ise B pozitif. Anne ve babanın kan grubuna sahip çocuklardan oluşma olasılığı. Şimdi bir kere anne 0 0, küçük r küçük r'dir. Burası net. Babanın ihtimaline baktığımızda baba ya BB, büyük R büyük R ya da büyük R küçük r'dir. Ya da baba B 0, büyük R büyük R ya da büyük R küçük r'dir. Yani velhasılı kelam, anne ile babaya baktığımızda bir kere bunların A B çocukları olamaz. Mümkün değil. Çünkü anne zaten 0 0, AB'ye gelme ihtimali yok. Peki bunların çocuklarının kan grupları ne olabilir? Bakın ihtimal dahilinde her ikisini de çaprazlayabilirsiniz. Eğer anne 0 zaten, baba BB olursa çocukların tamamı B 0 gelir. Anne yine 0 0, baba B 0 olursa çocukların bir kısmı B 0, bir kısmı ise 0 0 gelir. Yani baktığımızda bunların A çocuklarının olma ihtimali de yoktur. RH kısmında zaten annede küçük R var. Babada küçük R ihtimalinden negatif gelebilir mi? Gelebilir. O yüzden cevap 2 ve 3'tür. Yani D seçeneğidir. Burada da bir boşluk doldurma sormak istedim size. Bakın plazmasında B antikoru bulunan kan grubumuz A'dır. Genotipi homozigot olarak ya AA olacaktır ya A0. Geliyorum plazmasında A ve B antikoru bulunan kimdir? 0'dır. Genotipi nedir? 0 0. Al yuvarında bulunan nedir? AB'dir. Genotipi ne bunun? Yine AB, bakın heterozigot. Bu da B'dir bakın. Genotipi ne olabilir homozigot olarak? Ya BB olabilir ya da B0 olabilir dedikten sonra bir sonraki soruma geçiyorum. Bakın bir sonraki sorumda diyor ki bana birinci ailenin genotipi. Şimdi birinci ailenin genotipine bakıyorum. Bakın anne A, baba AB, çocuk B doğmuş. O zaman birinci öncül zaten dünden bellidir. Anne A 0'dır. Anne A 0 olmazsa bu çocuk doğamaz. Anne AA olursa B çocuk gelemeyecek çünkü. İşte o zaman nedir? Anne A 0 zaten. Baba kimdir? Baba da B, AB, baba da AB'dir. Anneninkini soruyordu, bize bulduk. Anne A 0, küçük R küçük R'dir. İkinci öncülüme bakıyorum şimdi. İkinci ailedeki babanın genotipi. Şimdi anne zaten 0. Bu çocuk da 0. O zaman baba ne gelecektir? A 0. Anne pozitif ama çocuk negatif, yani küçük R küçük R doğmuş. O zaman anne büyük R küçük R olacak. Baba da büyük R küçük R olacak ki küçük R küçük R gelsin. Baba nedir? A 0 büyük R küçük R'dir. Üçüncü öncüldeki soruma bakacak olursam da ben bunların 0 çocukları olduğuna göre o zaman bu A 0 bu B 0'dır. Bakın A 0 ile B 0'ı çaprazladığımda AB, A 0, B 0 ve 0 0 gelir. Pozitiflik negatiflik olarak çaprazladığımda, yani büyük R küçük R ile büyük R küçük R'yi çaprazladığımda büyük R büyük R büyük R küçük R büyük R küçük R küçük R küçük R gelir. Bakıyorum ben bunların AB RH negatif çocukların olma ihtimali. AB buradan kaç gelecek? 1 bölü 4 gelecek. Negatif olma ihtimali de yine 1 bölü 4 gelecek. O zaman cevap ne olacak? 1 bölü 8 değil 16 olur. Dördüncü ailenin AB 0 ve RH sistemine göre homozigot çocukları. Şimdi zaten anne AB'ymiş. Baba da neymiş? A'ymiş. Çocuk B olmuş. O zaman baba nedir? A 0'dır. İkisini çaprazladığımda ne gelir? AA, A 0, AB ve B 0 gelir. Çocuklar negatif olduğuna göre o zaman anne büyük R küçük R, baba da büyük R küçük R'dir. O zaman annenin büyük R küçük R, babanın da büyük R küçük R ihtimallerine baktığımızda büyük R büyük R, büyük R küçük R, büyük R küçük R, küçük R küçük R gelir. Bakın soruda ne diyor bize? AB 0 ve RH sistemine göre homozigot. O zaman AB 0 sistemine göre AA gelir. RH sistemine göre ise büyük AA büyük R büyük R olabilir ya da AA büyük küçük R küçük R olabilir diyoruz homozigotları istediği için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 13. soruyla devam ediyoruz. 13. soruda şimdi şurayı zaten size 0 0 vermiş. Burası da A ise küçük R küçük R olacaktır. Nereden biliyorum? Çünkü bakın buradan bu gelmiş. 2 numaralı birey 0 0'dır. Bu 2 numaralı birey bütün çocuklarına 0'ı dağıtacaktır. O zaman burası A 0 olur.
O zaman şurası da A0 olur. Bu küçük R şuradaki baktığımızda 3 numaranın kardeşine baktığımızda bu küçük R'lerden biri anneden bir tanesi de babadan gelecek. Anne ve baba pozitif mi? Evet. O zaman heterozigot pozitiftir anne ve baba. Anne herkese, baba herkese 0'ı verdi. Bakın bu çocuk da buradaki 0 0'sa demek ki de anne ne olacak? Anne A0 olacak. Devam ediyorum şimdi. Buradaki birey bütün çocuklarına küçük R'yi verir bir kere. Şöyle şuraya da bakıyorum aynı şekilde. Burasında da küçük R olacak. Burada da ama pozitif oldukları için o zaman büyük R küçük R olur. Şimdi burada baktığımızda bu birey B ise eğer buradaki bireyin ihtimali ya BB'dir 4 numaralı birey ya da B0'dır. Eğer BB olsaydı bu birey A olamazdı. Kesinlikle B gelirdi. O zaman BB ihtimalini kaybeder. Bunlarda devam edecek olursam nedir 4 numaralı birey? Ya BB ya B0 büyük R büyük R ya da B0 küçük R küçük R'dir. Hemen 5 numaralı bireye baktığımda 5 numaralı birey annesinden A'yı almışsa babasından da 0 alacak. O zaman büyük R küçük R olur. Öncülere bakacak olursam ben 1 numaralı birey A0 büyük R küçük R'dir. Doğru. 2 numaralı birey 0 0 büyük R küçük R'dir. O da doğru. 3 numaralı birey A0 büyük R büyük R'dir. Evet A0 büyük R büyük R ya da büyük R küçük R olacaktır. Doğru. 4 numaralı birey B0 büyük R büyük R'dir. Bakıyorum B0 büyük R büyük R olabilir mi? Tabii ki de olabilir. 5 numaralı bireyin genotipi A0 küçük R küçük R'dir. Hayır 5 numaralı birey bakın büyük R büyük R büyük R küçük R gelecektir. Yani cevabımız nedir? E seçeneğidir. Geldik bir başka soru tipine arkadaşlar. Kan grupları verilmiş. Diyor ki bu soy ağacında numaralanmış bireylerden hangilerinin kan gruplarının homozigot olma olasılığı vardı. Şimdi homozigot kan gruplarım belli benim. Ya AA'dan bahsediyor bana ya BB'den bahsediyor ya da 00'dan. Burada 00 olmadığına göre A'lara ve B'lerin üzerinden hareket edeceğim şimdi ben. Bakın şimdi burası B ise buranın A olabilmesi için şimdi 1 numaralı bireye bakıyorum. 1 numaralı birey ya BB'dir ya da B0'dır. 2 numaralı birey ya AA'dır ya da A0'dır. Hepsini yazalım. 3 numaralı birey ya AA'dır ya da A0'dır. 4 numaralı birey ya BB'dir. Yazamadım. Ya da B0'dır. 5 numaralı birey yine aynı şekilde ya BB'dir ya B0'dır. 6 numaralı birey ya AA'dır ya da A0'dır. Kırmızı kalemi alıyorum. Şimdi 1 numaralı birey eğer BB olsaydı buraya kesinlikle B'yi verirdi. Ama burası A. O yüzden BB olma ihtimali gider. Şimdi geldim. Demek ki buradan 0'ı verdi. Üst segmente baktığımda AA olma ihtimali var mı? Tabii ki de var. Buradan A'yı almıştır. Buradan 0 almıştır. Yoluna devam etmiştir. Yani 2 numaralı bireyin AA olma ihtimali var. Olma olasılığını söylüyor zaten. 3 numaralı bireye geldim. Şimdi 3 numaralı birey. 3 numaralı birey A olduğu için şuraya kesinlikle A'yı vermiştir. Ama AA olsaydı buraya %100 AA vermesi lazımdı. AA verseydi de burasının B değil AB olurdu. Demek ki 3 numaralı birey AA değil A0. 4 numaralı bireye gelince 4 numaralı birey eğer BB olsaydı 6 numaralı bireye kesin B verirdi. Burası A değil AB olurdu o zaman. Demek ki 4 numaralı birey de BB değil. O zaman devam ediyorum. Şimdi şurası bir AB'leri sileyim. Şimdi devam ediyoruz buradan sonrasına. 5 numaralı birey babasından 0 aldığına göre annesinden de B'yi aldığına göre B0. Yani bu da heterozigot oluyor. Buraya baktığımızda 6 numaralı birey babasından A'yı aldı kesin. Annesinden de 0 aldığı için burası da AA olma ihtimalini kaybetti. O yüzden cevabımız yalnızca 2. Yani A seçeneğidir. Geldim bir başka soru tipine. Yine emin olduklarımızdan hareket etmek en mantıksız. Bakın burası 0 0. O zaman anne nedir? B0. Babada da 0 var. Bunlar A olduğuna göre babada A0'dır. Çok rahat bulduk zaten gerisini. Şimdi bakın. Burası 0 ise. Bura A geldiyse Ahmet'ten A'yı aldığına yani babadan A'yı aldığına göre buradan neyi aldı? 0 aldı. O zaman burası A0. Devam ediyorum. Ayşe babasından A'yı aldığına göre annesinden B'yi alsaydı AB olurdu. 0 aldı demek ki. O zaman Ahmet de A0. Ayşe de A0. Yani anne, baba da çocuk da A0 olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Evet geldim bir
Diğer konu anlatımına daha arkadaşlar, bu konu anlatımında da renk körlüğü ve hemofilinin kalıtımından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle renk körlüğünü biz R harfiyle, hemofiliyi de H harfiyle temsil ediyoruz. Size çok fazla göz göze gelemiyorum. Sürekli ekrana bakıyorum. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bakın, eğer dişi üzerinde X büyük R büyük R varsa sağlıklı dişi. X büyük R X küçük R varsa taşıyıcı, X küçük R küçük R ise hastadır. Ki zaten renk körlüğü X üzerinden taşınan bir rahatsızlıktır. Erkek bireye geldiğimizde ise erkek bireyde taşıyıcılık özelliği yok. Ya renk körüdür ya sağlamdır. Şimdi burada kızın erkeğin neyi kimden aldığına bakacağız. Şimdi anne XX, baba ise XY. Bunların çocukları ne olur? Ya dişi olacaktır ya erkek olacaktır. Şimdi şunlar ebeveynler olsun. Anne kız X'in birisini annesinden, X'in bir diğerini babasından alır. Annesinden hangisini aldığını bilmiyoruz. %50 %50 ihtimali var. Erkek çocuk ise annesinden kesin olarak X'i alır. Babasından da kesin olarak neyi alacak? Y'yi alacak. Şimdi burayı çözümledik. Buradan sonrasına geldim. Diyor ki anne renk körü X üzerinden. Baba ise isterseniz sağlam olsun, isterseniz hasta olsun. Hiç umurumda değil diyor. Bu kadından doğacak erkek çocukların tamamı %100 nedir? Renk körüdür. Çünkü anne renk körü ise 2x'in üzerinde de küçük r var. Oğluna kesinlikle küçük r yaptırır. Anne diyor sağlıklı, pardon, taşıyıcı olsun. Baba ise ister sağlıklı ister renk körü olsun, önemli değil. Erkek çocuklarının ya sağlıklı ya da renk körü olma ihtimali var. Bu da %50 %50. Anne diyor sağlıklıysa %100. Baba isterseniz diyor sağlıklı olsun, isterseniz renk körü olsun diyor baba. Anne sağlıklıysa doğacak olan erkek çocuklarının %100 nedir? Sağlıklıdır. Çünkü X'lerin üzerinde sağlıklı olduğuna dair ne var arkadaşlar? İşaret bulunuyor, büyük R bulunuyor. Tek büyük R taşıdığı için. Aynı hastalığın, aynı özelliklerin, aynı ihtimalleri hemofili için de geçerli. Peki kız çocuklarında durum nasıl oluyor? Kız çocuklarında da bakın, kız çocuklarında da baba hasta olsun. Anne ise, bakın, anne ise hasta olsun. %100 kız çocukların hepsi hastadır. Çünkü kız çocukları X küçük R küçük R olacak. Baba diyor hasta olsun. Anne ise taşıyıcı olsun. X büyük R küçük R. O zaman bu kız çocukları %50 ihtimalle taşıyıcıdır. Bu kız çocukları %50 ihtimalle de nedir? Hasta olacak. Sonra diyor ki baba hasta olsun. Anneye geldiğimizde ise anne ise sağlam olsun. O zaman bu kız çocuklarının tamamı %100 nedir? Taşıyıcıdır. Şimdi başka babayı sağlıklı olarak düşünelim. Baba sağlıklı olsun. Farklı bir renk alayım. Baba sağlıklı, anne ise hasta olsun. Baba sağlıklı, anne hastaysa kız çocukları %100 nedir? Tamamı taşıyıcıdır. Sonra şuradan devam edelim. Baba yine sağlıklı olsun. Anneye baktığımızda ise anne taşıyıcı özellikte olsun. O zaman bu kız çocuklarının %50'si sağlıklı, %50'si ise nedir? Taşıyıcı olma ihtimali bulunuyor. Baba diyor sağlıklı olsun. Şöyle yazalım şuraya da. Anne ise hastayı yaptık, taşıyıcı yaptık. Sağlamı yapmadık. Anne ise sağlam olsun. O zaman kız çocukları %100 nedir? Sağlamdır arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Yani bu kısmı anlarsanız zaten gerisi her şekilde geliyor diyelim ve devam edelim. Şimdi diyor ki hemofili X kromozomu ile taşınan çekinik bir gendir. Genetik hastalıktır. Hemofili bakımından taşıyıcı anne. Anne neymiş? Taşıyıcı. R yazdım da. Şunu silelim. Ya isterseniz A yapın, isterseniz R yapın. Çok önemli değil. Biz H'yi yapalım yine. Anne taşıyıcıymış. Sağlam baba diyor. Baba da tek büyük H ile yazdık. Bunları bir çaprazlayalım. X büyük H, X büyük H sırayla. X büyük H, Y. X büyük H'yi büyük büyüğü önce yazarsanız işiniz daha kolaylaşır. Şu şekilde çaprazladık. Diyor ki kız çocuklarının taşıyıcı olma ihtimali. Şimdi kaç tane kız çocuğu gelme ihtimali var? 2. Yani dördünün içerisinden taşıyıcı olma ihtimali kaçtır? 2 kız çocuğu olduğu için 1/2. Yani birinci öncül doğrudur. Hemofili olmayan çocuklar. Toplam çocuğa bakacağız. Bakın hemofili değil 1. Hemofili değil 2.
Hemofili değil 3. Bu hemofili. O zaman 3'ün içerisinden kaç geldi? Bakın 3 bölü 4. Yani bu da doğru. Erkek çocukların hemofili hastası olma ihtimali. Erkek çocukları kırmızıyla boyuyorum. Bir bu var, bir de bu var. İki ihtimalden ne? 1 bölü 2'dir erkek çocukların hasta olma ihtimali. Tüm çocukları sorsaydı 1 bölü 4. Ama erkek çocuklarını sadece sorduğu için cevap 1 bölü 2 olacaktır. Üçüncü öncülüm doğru değil. Cevabım C seçeneğidir. Bir diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Yani böyle moda mod anlatayım ama çok özür dilerim. Elimden geldiğince eğlendirmeye de çalışıyorum da. Eğlendiriyorsun, laf oluyor. Şaka yapıyorsun. Ya hocam şaka mı yapmaya geldiniz? Ya moda mod ders anlatıyorsunuz ya, insanlara da bir güler falan. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Vallahi bodoslama gidiveriyorum. Şimdi diyor ki aşağıdaki soy ağacında X üzerinde kalıtımı gösterilen hemofili hastalığı gösterilmiş. Şimdi bakın Cem'e bakıyorum. Cem X küçük Y, Y'dir. Arda'ya bakıyorum. X küçük H, Y'dir. Ekin'e bakıyorum. X küçük H, X küçük E'dir. Şimdi Cem bunu anasından almıştır bir kere. Neden anasından almıştır? Çünkü hemofili X üzerinden taşınıyordu. Anne taralı olmadığına göre bu şekildedir. Baba zaten dünden sağlamdır. Bu da tamam. Ekin'e baktığımda Ekin hasta. O zaman Ekin bir tanesini annesinden, bir tanesini Cem'den, zaten babasından almıştı. Ekin'in annesi taralı olmadığına göre heterozigottur. Arda'ya baktığımda zaten annesine yazmıştık Arda'nın. 5 numaralı bireye baktığımda 5 numaralı birey zaten taralı değil, o bu şekildedir. Hemen şu aradan 4 numaralı bireye yazacak olursam 4 numaralı birey ya X büyük H büyük H ya da X büyük H X küçük H olacaktır. Çok özür dilerim. Şimdi Cem bu özelliği babasından almıştır. Yo, hemofili anneden alınır, X üzerinden taşınır. Cem bir kere bunu babasından falan alamaz, gitti. 3 numaralı bireyin genotipi heterozigottur. 3 numaralı bireye bakıyorum, gayet de heterozigot. Yani doğrudur. 4 numaralı birey kesinlikle hemofili genini bulundurur. 4 numaralı birey kesinlikle hemofili genini bulundurur falan diyemem ben. Çünkü sağlıklı olma ihtimali de var. O yüzden 3 numara gitti. Hemen şöyle yaptım. Ekin hastalık genini hem annesinden hem babasından almıştır. Evet, Ekin zaten hasta. X'in biri anneden, bir diğeri ise babadan gelecektir. Bu da doğru. Arda hastalık genini sadece annesinden almıştır. Arda erkek olduğu için ve hastalık X üzerinden taşındığı için annesinden almıştır. Doğru olanlar kimdir? 2, 4 ve 5. Yani cevabım E seçeneğidir der. Bir sonraki soruya geçerim arkadaşlar. Şimdi diyor ki hemofili hastası bakımından normal anne ve babanın ilk doğan çocukları hemofili erkektir. Şimdi bakın, anne hemofili hastasıysa, hastası değilmiş, normal görünüyor anne, baba zaten sağlam, oğulları doğdu X küçük H, Y diye, o zaman anne nedir? Heterozigottur. Şimdi bu ikisinin çaprazlamasını yaptığımızda ne gelir kız? X büyük H, X büyük H gelir. Sonra X büyük H, Y gelir. X büyük H, X küçük H gelir. Bu da bizim ilk doğan hemofili oğlan. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Annenin genotipi X büyük H küçük H'dir. Doğru. Baba zaten sağlamdı. Bu da doğru. Hemofili, çocuğun hemofili kız kardeşi olabilir. Bakıyorum, sağlam kız kardeş var, taşıyıcı kız kardeş var. Yani 3 yanlış. Hemofili çocuğun taşıyıcı kız kardeşi olabilir mi? Evet, tam olarak burada olabilir. Bu da doğru. O zaman cevap nedir? 1 doğrudur. 2 doğrudur ve 4 doğrudur. Yani C seçeneğidir. Şimdi burası Y kromozomunda taşınan hastalığı göstermiş bize. 1 numaralı birey demiş ki balık pulluk özelliği taşımaktadır. Zaten şimdi biz şu kalemi biraz kalınlaştırıp size bir şey göstereyim. Şimdi bakın, şuraya şöyle çizemedim. Neden çizemedim? Şöyle yapalım. Şöyle bir şey çizeyim ben size. Şunu kalınlaştırma şansım var mı bilmiyorum. Bir dakika, baştan çizeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne yapıyorsun? Hemen çiziyorum şimdi. Şunu şöyle çizeyim bakın. Şu X kromozomu olsun. Hemen şunu da şöyle çizeyim. Bu bir. Şuradan bir tane daha çizmek lazım. Şu da 2. Bu da Y kromozomu olsun. Şimdi bakın. Şu kromozomu da şöyle ortadan böleyim. Şimdi şurası homolog olmayan bölge diye yazayım şuraya. Olmayan demek. Burası da yine aynı şekilde Y'nin homolog olmayan bölgesi. Şu kromozom X kromozomu, şu kromozom ise Y kromozomu. X kromozomunda taşınan hastalıklar kimlerdi? Renk körlüğü hastalığı,
hemofili hastalığı. Burada taşınan hastalıklar kim? Balık pululuk hastalığı, kulak içi, tam yazmıyorum ama söylüyorum, kulak içi kıllılık hastalığı ve yapışık parmaklık hastalığı. Mavi ile taradığım yerlere bakın. Buralarda X ile Y'nin homolog olan bölgesi. Homolog olan bölgesi dediği yerde her ikisinde de eşit oranda taşındığı anlamına geliyor. Şimdi devam ediyorum ben. Şimdi bu hastalık balık pululuğu, yani Y ile taşınıyormuş. Bir numaralı bireyde de var. Bak, bir numaralı bireyde varsa onun oğullarında var. Çünkü Y ile taşınıyor. Bir numaralı bireyin şunlar torunları mı? Torunlarında da bu hastalık vardır. Tamamdır. Tüm erkeklerde görülür. Bir ne olur, babanın iki çocuğu da bunu taşır mı? Gayet de taşır. Çünkü Y üzerinden taşınıyor. Soy ağacındaki erkeklerin tamam balık pululuğu mudur? Evet, tamam balık pululuğudur. Bir anda da Galatasaray maçı var. Ona gözüm kayıyor. Balık pululuğudur. Bakın, diyelim ki şu kız çocuğu, bu kız çocuğu olmaz. Yani şurada başka, işte şunu kız olarak düşündük diyelim. Şu kız çocuğu olsun. Bu başka bir erkekle evlendiğinde bu erkek de balık pululuk görmek zorunda değil. Çünkü bu başka bir, farklı bir aileden geliyor. Hani onu ek olarak belirteyim size. Devam edelim. Şunu da şöyle sileyim. Soy ağacındaki erkeklerin tamamı balık pulu mudur? Evet, balık puludur. Çünkü hepsine Y üzerinden aktarılıyor. Bir nolu babanın erkek çocuklarından dünyaya gelen torunlarda balık pulu mudur? Evet, tamam balık puludur. Yani cevabım nedir? E seçeneğidir. Aşağıdaki soy ağacında koyu renkli bireylerin renk körü olduğu bilinmektedir. Renk körü ise bakın nedir? Şu X küçük R Y'dir. Hemen şuraya geldim. Burası da X küçük R Y'dir. Hemen şuraya geldim. Burası da yine aynı şekilde X küçük R Y'dir. Renk körü bireylerin hepsini buldum. Burada siz bu erkek bireylerin tamamının renk körü olduğuna bakmayın. Hastalık Y üzerinden taşınıyor diye bir yanılgıya da kapılmayın. Renk körlüğü X üzerinden taşınır. Şimdi devam ediyorum. Kalemimi değiştirdim. Şimdi bakın, bu adam kızına verecek bu renk körlüğü genini. Kalemi biraz incelteyim. Sonra bakın, bu erkek çocuk zaten annesinden almıştır bu geni. Buradaki erkek çocuk da kendi annesinden almıştır deyip devam edelim. Şimdi bakın, bu birey buradaki kıza verdi ya. Bu kızda X küçük R var. Kız taralı olmadığı için nedir? Heterozigot gene sahiptir. Genotipe sahiptir. Pardon. 3 numaralı bireye bakacağım. 3 numaralı birey taralı olmadığı için zaten sağlamdır. 4 numaralı birey taralı değilse o zaman o da yine heterozigottur. 6 numaralı birey zaten babasından büyük R kesinlikle alacak. O zaman annesinden de ya büyük R alır. Şuradan 6 numaralı bireye devam ediyorum. Babasından zaten kesin büyük R'yi aldığına göre annesinden küçük R'yi alma ihtimali var. Yani 6 numaralı birey net olarak belirlenemez arkadaşlar. 2'yi belirledik. 1 numaralı birey zaten taralı değil. O da ne olacak? Büyük R olacak. Şimdi 5 numaralı bireye geldim. 5 numaralı birey anneyle baba çaprazlandığında X büyük R, büyük R de gelebilir. 5 numaralı birey X büyük R, X küçük R de gelebilir. Yani bu da tahmin edilemez. Cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Soy ağacında hemofili olan bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Şimdi hemofili bireylere bakıyorum ben. 2 tane erkek birey taralı olarak bana verilmiş arkadaşlar. Şimdi bakın, bu erkek bireylerin hemofili hastası olduğuna dair özelliklerini yazalım. X küçük Y, H, Y. Aynı şekilde X küçük H, Y. Şimdi burada ikizler var. Aralarında çizgi olmadığı için bunlar tek yumurta ikizi, aynı özelliği taşımak zorunda değiller. Ama her ikisi de babasından hemofili genini kesin olarak ne yapacak? Alacak. Kızlar taralı olmadığı için de nedir? Heterozigottur. Şöyle şunu da küçük H yapayım. Şimdi diyor ki, yukarıdaki soy ağacında hemofili bireyler gösterilmiştir. Hangilerinin genotipi tam olarak belirlenemez. Şimdi bu kız çocuğu zaten erkek çocuğu annesinden kesin olarak almıştır. Burası net. 5 numaralı birey zaten sağlamdır. Şöyle yapalım. 7 numaralı birey için X büyük H, X büyük H de olabilir diyorum. Taralı olmadığından ötürü. X büyük H, X küçük H de olabilir diyorum. Geldim 4 numaralı birey. Zaten taralı değil, X büyük H, Y'dir. 6 numaralı bireye baktığımda X büyük H, X büyük H de olabilir. X büyük H, X küçük H de olabilir. Yani benim burada belirleyemeyeceklerimden birisi 6, birisi de 7. 1 numaralı bireye geldiğimde. 1 numaralı birey zaten sağlam ama X büyük H, X büyük H de olabilir. X büyük H, X küçük H de olabilir. Yani cevabım 1, 6 ve 7, yani E seçeneğidir. Geldim şimdi soy ağaçlarına. Soy ağaçları nasıl oluyor? Nerede oluyor? Ne oluyor? Ona bakacağız. İşte baskın mı kalıtılıyor?
otozomal mi kalıtılıyor, gonozomal mi takılıtılıyor? En önemli kısım zaten burası arkadaşlar. Şimdi bakın, zaten biliyorum ben, yuvarlak olan dişi, kare olan erkek, taralı olan hasta dişi, taralı olmayan erkek. Bakın bu çift yumurta ikizi, şurasında çizgisi var. Eğer çizgi şöyle ortadan geçiyorsa ya da çizgi şöyle şuradan geçiyorsa, bu tek yumurta ikizi ve özellikleri birbirinin aynısıdır diyorum. Ölmüş erkek, ölmüş dişi. Bunlar çocuk sırasına göre gösterilmişler. Evlendiklerinde bakın, şunlar çocukları dişiyle, bunlar da torunları, şunlar da gelinleri olarak verilmiş. Çift yumurta ikizi, tek yumurta ikizi, hepsi verilmiş. Şimdi ben size şu kısmı öğretirsem gerisi çorap söküğü gibi gelir. Sevgili ÖSYM'nin en fazla zevk aldığı soru tipi burası zaten. Yani aşırı derecede zevk alıyor buradan soru sormaya. Şimdi kelime oyunu burada aslında. Tamamen kelime oyunu. Otozomal baskın diyor. Bakın bireyleri taradım ben. Diyor ki soruda sana, taralı olan bireyler otozomal baskındır. O zaman taralı olmayan bireyler nedir? Çekinik. Bakın otozomal kelimesini kullandığı için A harflerini temsilen kullanacağız biz. Otozomalde neyi kullanıyormuşum ben? A harfini kullanacağım bakın. O zaman taralı olmayan bireyler çekiniktir. Taralı olanlar baskın olduğuna göre iki ihtimali vardır. Ya büyük A büyük A'dır ya büyük A küçük A'dır. Aynı şey erkek birey için de geçerli. Ya büyük A büyük A'dır ya büyük A küçük A'dır. Şimdi yan taraftaki soy ağacıyla bildiklerimizi, öğrendiklerimizi pekiştirelim. Taralı olan bireyler bakın baskın. Taralı olmayanlar da çekinik. Ben sizin yerinizde olsam çekinikleri yazar, diğerlerini bulurum. Bakın buraların hepsi küçük A küçük A geldiyse, biri küçük A'nın buradan geldi ve biri buradan geldi. Bura baskın olduğuna göre demek ki heterozigot. Sonra devam ediyorum. Şurası zaten her yere ne dağıtacak? Küçük A dağıtacak. Bunlar taralı olduğuna göre heterozigottur. Bu da zaten küçük A heterozigot olacak. Sonra geldim başka bir şeye. Otozomal çekinik. Yani taralı olan bireylerin çekinik olduğunu söylüyor. O zaman taralı olmayan bireyler ne olur? Baskın. Ben çekinikliği nasıl temsil edeceğim? Çekinik olanlara ne diyeceğim ben? Küçük A küçük A diyeceğim. Yani taralı olmayanlar ne olur o zaman? Taralı olmayanlar ya büyük A büyük A olur ya büyük A küçük A olur. Aynı şekilde erkek bireyde de ya büyük A büyük A olur ya büyük A küçük A olur. Bakıyorum bakın. Taralı olanlara ne verdim ben? Çekiniği verdim. Ona göre bakıyorum. Burası her ikisi de küçük A küçük A'yı buradan almıştır. Bakın bunlar taralı değil ya. İki ihtimali var. Ne dedim? Ya büyük A büyük A ya büyük A küçük. Bunları nereden bulabilirsiniz? Eğer bunlar gidip bir evlilik yaptılarsa, evliliklerinden doğan çocuklar üzerinden de bunların bulunmasını gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir sonraki kısma geldik. Burası da önemli olan diğer bir yer. Neden? Şimdi otozomal ve gonozomal kelimesi çok fazla karıştırılıyor. Ya hocam hangisiydi diye. Şimdi bakın, otozomali öğrendim. Ne yapacağım? Otozomalde A'ları kullanacağım. Gonozomalde ise arkadaşlar iki ihtimal var. Size soruda diyecek ki mesela, baskın özellik diyor değil mi? Başka bir kelime de söyleyecekse. X'e bağlı baskın taşınan özellikteki bireyler taranmıştır. X'e bağlı baskın özellikteki bireyleri ben de bir tarayayım. Bakın taradım. Ya size diyecek ki hastalık gonozomal baskın olarak taşınmıştır. Özelliği gösteren bireyler taranmıştır. Ya da size diyecek ki X'e bağlı baskın olan bireyler özellikteki bireyler taranmıştır. Şimdi X'e bağlı baskın diyorsam erkekte XY vardır. Dişide ne bulunuyor? XX bulunuyor. Erkek zaten X üzerinden tek bir tane taşır. Baskın olduğu için de X büyük AY'dir. Dişinin iki ihtimali var. Ya X büyük A küçük A'dır dişi. Ya da dişi nedir? X büyük A, X büyük A'dır. Taralı olanlar baskın. Taralı olmayanlar tek seçenek. Taralı olmayanlar çekiniktir. O zaman X küçük A, Y'dir. X küçük A, X küçük A'dır. Benim burada size baskınlıkla alakalı sorulan sorularda size tavsiyem şu arkadaşlar. Kesinlikle aşağıda işte gonozomal baskın olarak ya da otozomal baskın olarak taranan bireyler verilmiştir diyor ya. Siz taralı olmayanların çekinikliklerini yazın. Soruyu daha rahat çözersiniz. Şimdi bakın başka bir soruda da diyor ki size, otozomal çekinik olan bireyler taranmıştır. O zaman çekinikse bunlar nedir? Pardon, özür diliyorum. Gonozomal olan bireyler taranmıştır. Ya da bir diğer ifadeyle size diyecek ki
X'e bağlı çekinik olarak taşınan bireyler taranmıştır. X'e bağlı çekinik diyorsa X küçük A Y'dir. X küçük A X küçük A'dır. O zaman taralı olmayanlar ne olacak? X büyük A X büyük A olur dişi için ya da X büyük A X küçük A olur. Erkekte zaten tek seçenek var. X büyük A Y olacaktır. Dedikten sonra sorulara başlayalım. Şimdi bakın soruda diyor ki otozomal çekinik olarak taralı olanlar otozomal çekinikse bakın küçük A küçük A aynı şekilde küçük A küçük A küçük A küçük A vermiştir. Şimdi bakın bu küçük A'nın biri annesinden birisi de babasından geldiğine göre anne ile babada küçük A kesim var. Bunlar taralı olmadığına göre heterozigottur. Burayı buldum. Buradaki bireye baktım. Küçük A'nın birisini babasından aldığına göre bir diğerini kimden aldı? Anneden aldı. Annede ne olacak? Yine heterozigot. Bakın 3 numaralı bireye 2 ihtimal kalır. Baskın ya. Taralı olanlar belli zaten. O zaman nedir? Ya büyük A büyük A ya büyük A küçük A'dır. Devam ediyorum. 4 numaralı bireyden sonrasına. Diyor ki bakın 3 ve 4'ün genotiplerinin ne olduğu söylenemez. Ben 3'ün genotipinin ne olduğunu söyleyemem. 4'ün de aynı şekilde genotipinin ne olduğunu söylememeyi çok isterdim. Büyük A büyük A demeyi çok isterdim. Ama buradaki çocuk küçük A küçük A olduğuna göre birisini 4 numaradan aldığına göre 4'ün büyük A büyük A olma ihtimali gittiği için birinci öncül yanlıştır. 1 ve 2'nin genotipleri heterozigottur. Evet her ikisinin de genotipi heterozigot yani doğru. 5 ve 6. bireyler hastalık genini taşır. Şurası 5. bireydi. Şurası da 6. bireydi. Babalarından bu kızlar kesinlikle küçük A'yı aldıklarına göre hastalık genini taşırlar mı? Evet taşırlar. Cevap 2 ve 3 yani D seçeneğidir. Bir başka sorumuza geçiyoruz. Nefes gitti. Maçta 2-2 bu arada. Galatasaray bizi bu yıl mahvetti. Neyse. Diyor ki yukarıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliğin kalıtımı verilmiş. Verilsin. Yazalım hemen. Küçük A küçük A. Aynı şekilde küçük A küçük A. Şurası da küçük A küçük A. Şu kız çocuğu da küçük A küçük A. Şu oğlan çocuğu da küçük A küçük A. Şurası da küçük A küçük A. Şimdi ince kalemi aldım. 3 numaralı bireye bir küçük A kesin gider. Buradan da 4 numaralı bireye bir küçük A kesin gider. Şimdi onları bir yazalım hemen. Bunlar baskın oldukları için yani taralı olmadıkları için büyük A'ları vardır. 1 numaralı bireye geldim. Şimdi şuradaki erkek çocuğu onu da yeşil kalemle göstereyim. Buradaki erkek çocuğu küçük A'nın birisini annesinden birisini babasından almıştır. O zaman babası ne olacak? Kesin küçük A olduğu ve taralı olmadığı için heterozigottur. Buraya kadar okey. Devam ediyorum şimdi. Şuradaki bireyler küçük A küçük A ise bunun birisi 5 numaradan gelmiştir. Biri 4 numaradan. Zaten 4'ü buldum ben az önce. O zaman 5 numarada ne olacak? Küçük A. O zaman taralı olmadığı için nasıldır 5 numara? Heterozigottur. 6 numaraya gelecek olursam ben 6 numaralı taralı değil. O zaman ya büyük A büyük A olur ya büyük A küçük A olur. Yani ben bunu bilemeyeceğim ne olduğunu. 2 numaraya gelecek olursam 2 numaranın çocuğu küçük A küçük A'dır. Yani 2 numarada kesin küçük A var. Taralı olmadığına göre heterozigottur. Bakın hepsini buldum. Hepsi birbirine uydu. Diyor ki kırmızı kalemi alalım. 4 ve 5 numaralı bireyler belirtilen özellik bakımından heterozigottur. Bakayım 5 heterozigot evet 4 de heterozigot 1 doğrudur. Doğru olmayanları arıyoruz. 3 numaralı birey bu bakımdan homozigottur. Ya da heterozigot olabilir. 3 numaralı bireyin homozigot olma ihtimali yok. Direkt heterozigottur. Yanlış olanı sorduğu için bu yanlış. Birinci nesil yani şu sıra. Birinci nesildeki koyu renkli bireyler küçük A küçük A genotipindedir. Hepsinde baktığımda koyu renkli bireyler küçük A küçük A mı? Evet küçük A küçük A doğru. Koyu renkli bireyleri soruyor bize tamamını sormuyor. 6 numaralı bireyin genotipi bilinemez. Evet bakın küçük A küçük A büyük A pardon büyük A büyük A büyük A küçük A genotipini belirleyemedim. Bu da doğru. Doğru değildir dediği için cevabımız da zaten B seçeneğidir. Devam. Altın sorular. Denemekten başka çareniz yok. Şimdi bakın soru 25'teyiz arkadaşlar. Bakıyoruz. 25. soruda diyor ki soy ağacında taralı bireylerin belirli bir özelliği fenotipinde gösterilmiştir. Buna göre diyor durumlardan hangileriyle kalıtılamaz. Şimdi bakıyorum Y kromozomunda çekinik. Ya bir kere Y kromozomundan bu olay kalıtılamaz. Y kromozomunda olan
olay sadece erkek ister baskın ister çekinik sadece erkek bireylerde taşınır. Ama bana buradaki soruda bakın özellik erkekte de var. Aynı şekilde özellik dişide de var. Erkekte de var, dişide de var. Eğer dişide varsa Y kromozomu bu işin içinden çıkar. Böylelikle 2 numara pardon 1 numaralı olmayan seçenekleri eliyoruz. 1 numara olanlar kalacak. Kalıtılamaz arıyorum çünkü. Otozomlarda baskın. Otozomlarda şimdi şunları siliyorum. Otozomlarda baskını deniyorum. Otozomlarda baskın neydi? Ya büyük, taralı olan bireyler ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olacak. Ben size dedim ki baskınlık soruyorsa taralı olmayanlara çekinikliği verin. İşinizi sağlam alın. Bakın işimi sağlam aldım. Şimdi alttan başlıyorum. Şimdi bu bireye şundan anasından babasından kesin küçük A gider. Bu birey de kesin küçük A buradan alır. Küçük A küçük A olurdu. Otozomal baskınsa bunun taralı olmaması lazım. O zaman bu şekilde de taşınamaz. Otozomal baskınsa taralı olanlar ya büyük A büyük A olur ya da büyük A küçük A olur. Öyle değil mi? Öyle. O zaman 2 numarayla da taşınamaz. X kromozomunda baskın. Şimdi hepsini siliyorum. Hepsini sildim. Hepsini sildikten sonra bakıyorum arkadaşlar. Diyor ki bana X kromozomunda baskın. X kromozomunda baskın diyorsa bakın burası X büyük AY'dir. Aynı şekilde şurası yine X büyük AY'dir. Şurası X büyük A, X büyük A'dır. Ya da X büyük AY'dir. Şurası X büyük AY'dir. Şimdi burada baktığımda ben dedim ki size çekinik olanları yazarsanız işiniz daha kolay olur. İki ihtimali düşünmek zorunda kalmazsınız dişilerdeki. Bakın burası X küçük A, X küçük A'dır. Burası X küçük A, Y'dir. Şurası X küçük A, X küçük A'dır. Şurası X küçük A, X küçük A'dır. Şimdi devam ediyorum. Yine alt taraftan buldum. Bakın cevabı alt taraftan bulacağım. Ya şimdi X'i erkek birey X'ini kimden alır? Annesinden. Erkek birey annesinden alıyorsa bu büyük A burada olamaz ki. Annesinden küçük A gelecek. Burada taralı olmayacak o zaman. Öyle değil mi? Öyle. Ama burayı taramışlar. Diyor ki burası X büyük A. Hayır. Anneden küçük A gelmek zorunda. Anneden küçük A gelmediği için de bu olay olmayacaktır. Yani 3 şekilde de kalıtılamaz cevabım E seçeneğidir. Şimdi devam ediyorum. 26. soruyla diyor ki otozomal çekiniği gösterenler taralı olarak verilmiştir. Hangileri kesin olarak belirlenemez? Şimdi otozomal çekiniklerse bakın şunlar nedir? Küçük A'dır. Aynı şekilde şu da küçük A olacaktır. Şu da küçük A olacaktır. Şu da küçük A olacaktır. Ve yine şu da küçük A olacaktır. Buraya kadar tamam. Şimdi bunları bir sırasıyla yapalım. Bakın bunları ben sırasıyla yaptığımda şuradaki birey küçük A'nın birisini babasından alır. Öyle değil mi? Evet. Baba taralı olmadığına göre baba heterozigottur. Şimdi sonrasında devam ediyorum. Burası küçük A ise bakın bir tanesini buradan aldı bir tanesini buradan aldı. Şu bireyi küçük A'yı buradan aldığına göre burası da ne olacaktır yine? Heterozigot olacaktır arkadaşlar. Burayı da buldum. Belirlenemeyecekleri soruyor bana. Hangileri belirlenemez? Ben bunu arıyorum şimdi. Sonra bakın şuradaki bireye ben bakacak olursam buradaki birey nedir? Küçük A'nın bir tanesini babasından %100 alır. Taralı olmadığına göre de heterozigottur. Ben burayı da belirleyebildim. Şu bireye geldiğimde ise bu birey annesinden kesinlikle küçük A'yı alır. Taralı olmadığına göre babasından da neyi alacak? Büyük A'yı olacak. Ben burayı da belirledim. Şimdi buraya geldik. Şuradaki birey küçük A'dan birisini annesinden birisini babasından alır. Bunlar taralı olmadığına göre burayı da buldum. Bakın bulamayacağım kim biliyor musunuz? Şuradaki birey ya büyük A büyük A olur ya büyük A küçük A olur. Ne oldu arkadaşlar? Bir tanesini belirleyemedim. Kaç tanesinin yeni tipi belirlenebilir diyor. Kesin belirlenebilir diyor. Şimdi bakıyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5 tanesininki kesin ve net olarak belirlenebilir. Cevabım nedir? A seçeneği olacaktır. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim. Yine bir başka soru tipi arkadaşlar. Şimdi diyor ki bakın yukarıdaki bir hastalığın kalıtımı ile ilgili soy ağacı verilmiştir. Bu hastalık hangisiyle kalıtılabilir? Aynı mantık. Taralı olanlar neymiş? Otozomal çekinik olarak kalıtıldığını düşünüyorlar. Yazdım ben bunların hepsini. Şimdi bu oğlan Q
Küçük A'nın birisini annesinden, birisini babasından alır. Şunları hemen yazıyorum. Bunlar taralı olmadığına göre heterozigottur. Bu kız küçük A'nın birisini babasından, birisini ise annesinden alır. Bunlar da taralı olmadığına göre heterozigottur. Okey. Devam ediyorum. Bu kız küçük A'nın birisini annesinden alır. Birisini de babasından alır. Taralı olmadığına göre heterozigottur. Buraya kadar her şey mükemmel. Devam ediyorum. Diyor ki 30 umal çekinik taşınırmış. Burada bitmedi. Buranın devamı önemli aslında. O zaman şurada taralı olmayan birey ya büyük A büyük A'dır ya büyük A küçük A'dır. Sonra bakın şuradaki taralı olmayan birey ya büyük A büyük A'dır ya büyük A küçük A'dır. Hepsi uydu mu? Hepsi uydu. O zaman bu 30 umal çekinik taşınabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Sil baştan. Hepsini siliyoruz. Şimdi ikinci özelliğe bakacağız. Otozomal baskın taşınabiliyor mu diye. Hemen siliyorum. Şimdi kalemi incelttim. Otozomal baskın. O zaman bakın şunların hepsi ne olacak? Çekinik olacak. Bir kere otozomal baskın taşınamaz. Bunlar çekinik, yani taralı olmadıklarına göre çekiniktir. Bunlardan doğacak tüm çocukların çekinik olması lazım. Ama bakın burada taralı, yani baskın özellik var. 2 gitti. O zaman şimdi sildik. Bu sefer X'e bağlı çekinik diyor. Taralı olan bireylerin çekinik olduğunu söylüyor bize. Taralı olan bireylere hemen çekiniklik özelliğini verelim. Bakın ne diyor? X küçük A, X küçük A dedim. O zaman buna ne dedim? Buna da X küçük A, X küçük A dedim. Buna ne dedim? Buna da X küçük A, Y dedim. Bir kere taranmadı, en alttan belli. Niye en alttan belli? Şimdi bu kız küçük A'nın birisini annesinden aldı. Annesi şu birey. Yani annesi X büyük A, X küçük A olabilir. Babası ise kesinlikle taralı olması lazım. Neden? Çünkü çekinik taşınıyorsa babanın da taralı olması lazım. Ama baba taralı değil. Baba taralı olmadığı için de bu soy ağacı X'e bağlı çekinik olarak taşınmaz anlamına geliyor. Yani 3 de yoktur. Cevap yalnızca 1 A seçeneğidir. Geldim başka bir soru tipine arkadaşlar. Diyor ki bize yukarıdaki soy ağacında bir özelliğin kalıtımı verilmiştir. Hangileri doğrudur? X kromozomunda taşınan çekinik bir çekinik genin kalıtımıdır. Yani burada iki kez çekinik demiş de şunu söylemek istemiş. Bir saat 21 dakikadır konuşuyorum. Dilim uyuşmuş durumda artık. X kromozomunda çekinik bir genin kalıtımıdır. Şimdi X kromozomunda çekinik diyorsa X küçük A, Y'dir. 2 numaralı birey X küçük A, X küçük A'dır. 3 numaralı birey X küçük A, X küçük A'dır. 4 numaralı birey X küçük A, Y'dir. 5 numaralı birey X küçük A, Y'dir. Devam edelim. Şimdi 2 numaralı birey küçük A'nın birisini annesinden, birisini babasından aldığına göre anne heterozigotmuş. O dünden belli zaten. Zaten şurası da X büyük A, Y'dir. Hemen devam ediyoruz. Şuradaki bireyler heterozigottur. X büyük A, X küçük A, annelerinden küçük A'yı, babalarından da büyük A'yı almışlardır. 5 numaralı bireyin zaten tuzu kuru, annesinden küçük A'yı alma ihtimali var. Aynı şekilde 5 numaralı birey annesinden büyük A'yı alma ihtimali var. Şu birey zaten sağlam. X kromozomu ile çekinik taşınır mı? Evet taşınır. Bir olmayan seçenekleri atabilirsiniz. Buranın hepsini de aynı zamanda silebilirsiniz. Bu silgi daha fazla büyüyor mu acaba? Büyümüyor. Sildik. Şimdi B seçeneğine bakacağız. Şu an silme işlemini bitirdim. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki Y kromozom üzerinde taşınan bir çekinik genin kalıtımıdır. Y kromozom üzerinde taşınıyorsa bu dişiler niye taralı o zaman? Hadi bu dişi sonradan girmiş aileye. Oradaki dişi niye taralı? O yüzden Y kromozom üzerinde taşınamaz. Y kromozom üzerinde taşınması demek sadece erkeklerde görünmesi demek. 2 numaralı birey görüşürüz. 2 numaralı öncül bitti sende. Devam. 3 numaralı öncüle bakıyorum. X kromozom üzerinde taşınan baskın bir gendir. Hemen şöyle bakalım. X ile baskın mı taşınıyormuş? O zaman ben hiç baskın olanları yazıp kendimi yoramam. Çekinik olanları yazıyorum. Yazdım. Çekinik olanları yazdım. O zaman şu birey de nedir? X büyük A, Y'dir. 3 numaralı birey X büyük A'sı kesin var. 4 numaralı birey baskın olarak taşınacağına göre şurası X küçük A, X küçük A'dır. Şurası X küçük A, X küçük A'dır. O zaman bu anne heterozigottur. Şu birey X küçük A, Y'dir. Pardon, baskın olacak. Bir kere bu da gitti. Neden? Anne çekinik. Oğlanın baskın olabilmesi için, yani baskın taşınabilmesi için oğlanın annesinden kesinlikle baskın geni alması lazım. Hani
çocuk anne çekinik olduğu için %100 çekiniği vermesi lazım. Ama adam tar yani 5 numara taralı. O baskın olma özelliği yok. O zaman 3 numara da gitti. Otozomlar üzerinde taşınan çekiniktir. Hemen onu da deneyelim şimdi. Sildim şuranın hepsini. Otozomlarda çekinik taşınıyor mu diye bakacağım. Şimdi otozomlarda çekinik taralı olanlar küçük a küçük a küçük a küçük a küçük a küçük a devam ediyorum küçük a küçük a küçük a küçük a. O zaman şurası nedir? Heterozigottur. Şunlar da yine aynı şekilde heterozigottur. Şuraya geldim. Bu da heterozigottur. Şuradan aldığına göre. Şu da heterozigottur. Şuraya bakıyorum. Burası da heterozigottur. Olabilir mi? Olabilir. Cevabımız 1 ve 4 yani C seçeneğidir. Geldim 29. soruya. Genotip çeşidini soruyor. Şimdi K1 K2'ye baskınmış. K2 K3'e baskınmış. K3 K4'e baskın. Tabii K1 hepsine baskın oluyor böylece. K5'e baskın. 6 çeşit alel var. Genotip çeşidi nasıl buluyorduk? Alel sayısı çarpı artı 1 yani 7 bölü 2. O zaman buradan 21 çeşit genotip gelir. Her bir alel bir fenotip kabul edildiğine göre kaç çeşit fenotip var? 6. Yani 6. Bitti. Ne diyeceğiz buraya? The end. Bitti arkadaşlar. Yani kalıtımla alakalı bazı sorular çözmeye çalıştım. Yani bir saati geçmiş olabilir süre. Bu kadar çok fazla vaktinizi aldığım için özür diliyorum. Hani uzun süredir bu kadar çok soru da çözmemiştim. Ama kalıtımın tamamının tekrarını yaptığımı düşünüyorum. Hemen alt tarafa PDF'inin eklenmesini de gerçekleştireceğim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca ÇAP yayınlarında 9. ve 10. sınıf kanallarında TYT Biyoloji'nin çekimlerini de gerçekleştiriyorum. Yakın bir zaman tarihinde de biyosentezde AYT videolarının çekimlerini gerçekleştireceğim inşallah bir sıkıntı olmazsa. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben dersi anlattım, ciddiyim yani. Kendimi ifade ederken utanıyorum kendimle alakalı bir şey söylerken. Tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biyosentezde kalın. Arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi, eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.